Herkese selamlar. Visual Studio kullanarak 5.8 C Sharp ile Galaxy'in dersinin 3. bölümündeyiz. Bu dersimizde uzaylıları ekleyeceğiz. Öncelikle Galaxy'in klasörümüzü tıklıyorum. Ben buradaki image görseline yeni görseller ekledim. Bu görseller bu derste kullanacağım uzaylıların görselleri. Bunları projemizde resource aktaracağım. Ama önce bir önceki derste oluşturduğum klasörü kopyalıyorum, yapıştırıyorum. İsmine Galaxian OO3 Aliens diyorum. Projemizde kaldığımız yerden değil, kaldığımız yerin kopyasından devam edeceğiz. Projemizi tıklıyorum, sol uçuna basıyorum ve projemiz açılıyor. Hazır bu kısım açılmışken görsellerimizi ekleyelim. Bu kısma gelmek için Galaxy'nin sağ tıklıyorsunuz. Buradan Properties'e basıyorsunuz. Properties'den Resources, Resources'dan Add Resource, Add Resources'dan Add Existing File. Buradan Desktop'tan Galaxy'ni seçtim. Oradaki image'ları ekledim. Save'liyorum. Geldik formumuza. Şimdi iki tane timer ekleyerek başlayacağım. Forma başka bir şey eklemeyeceğim bu derste. Toolbox'a geldim. İlk ekleyeceğim timer bizim normal uzaylılarımız için olan timer. Aliens timer 1 diyorum. Bunun inner wall'u 500 olacak. 500 milisaniyede bir çalışacak. Ve de enable da true olsun. Yani aslında programı çalıştırır çalıştırmaz timer'ımız çalışsın. Aynı şekilde bir tane daha ekliyorum. Bu timer'ın ismi de Moving Alien Timer. Şimdi biz bir sürü uzaylı ekleyeceğiz. Bunlardan sadece bir tanesi her seferinde hareket edecek. Hareket edecek derken aslında aşağı doğru hareket edecek. Diğerleri sağa sola giderken bir tanesi aşağı doğru hareket edecek. Bu yüzden bu timer'ın ismi de Moving Alien Timer 1. Bununki de 100 olacak. İnovalı çünkü diğerlerine göre daha hızlı hareket etmesini istiyoruz. Save'ledim. Bunun için bir tick event oluşturuyorum. Bunun için de bir tick event oluşturuyorum. Ve de kodumuzu yazmaya başlayabiliriz. Şimdi öncelikle burada tabii ki variable'lar ekleyerek başlayacağım ve bu variable'lar da bizim uzaylılarımız için olan variable'lar. Uzaylılarımızı bir picture box'ın içinde belirteceğim. O yüzden buraya geldim ve dedim ki picture box matrisi oluşturuyorum. Aliens picture boxes eşittir new picture box. Bu da 6'ya 10. Yani toplamda 60 tane benim uzaylım olacak. Aslında 60 tane olmayacak. 60'tan daha az olacak. Şu anda kafamda sayamadım kaç tane olacağını. Ama 6'ya 10'luk bir matrisin içinde oluşacak bunlar. Aşağıda zaten içeriğini anlatacağım. Şimdilik variable'ları yazmaya devam ediyorum. Bool diyorum. Aliens left eşittir true. Bu da bizim uzaylarımızın sağa sola gitmemizi gitmesini anlamamızı sağlayan boolean olacak. Yani sola doğru gidiyorsa leftimiz true olacak. Sağa doğru gidiyorsa leftimiz false olacak.
İlk başta sola doğru giderek, sağa doğru giderek, daha doğrusu sola doğru giderek başlayacak. O yüzden left'imizi true olarak belirledim. Integer aliens movement counter. Bunda bizim timer'ımızı içine koyacağım. Bu timer her tıkladığında belirli bir sayıya geldiğinde sağ ve sol olarak yön değiştirecek. Bir sağa gidecek, bir sola gidecek. Bir sağa gidecek, bir sola gidecek. Şimdiki kısmı da hareket edecek. Az önce bahsettiğim bunlar bütün uzaylılar sağa sola doğru giderken bir tanesi aşağı doğru inmesi gerekiyor. O kısım için yazacağım şeyleri, variable'ları buraya belirliyorum. Diyorum ki bool hangi uzaylının hareket edeceğini bu boolean metrisi ile anlayacağım. Yani en soldaki, soldan çıkması gerekiyorsa en soldaki üstteki ya da en sağdaki üstteki çıkacak şekilde hangi uzaylımız yaşıyorsa. Bu yüzden bunun içinde bu boolean metrisinin içinde hangi uzaylının yaşadığını yazacağım. Aliens alive. Yaşayan uzaylılar aslında. New bool sekize 12. Bunu da sağında, solunda herhangi ya da üstünde, aşağısında herhangi bir yaşayan uzaylı var mı onu check etmek için aslında yazıyorum. Ya sondan başlayacak ya sağdan ya soldan başlayacak ya sağdan başlayacak. O yüzden en soldan başladığında zaten bir tanesi mutlaka false olması gerekiyor. False olarak, default olarak gelecek. Biz bu kısmı aşağıda bunlarla true olarak dolduracağız, yaşayan kısmını. 6'ya 10'luk kısmını true'larla dolduracağız. Geri kalanlar false olacak. Yani böylelikle en köşedekinin mesela diyelim ki en soldakinin solundaki aslında yaşamıyormuş gibi gözüken bir şey olacak. Halbuki aslında orada hiçbir zaman bir alien yoktu. Diyorum ki bool moving alien eşittir false. Şu anda hareket eden bir uzaylımız yok. Bool start to moving alien değil, start to move aliens eşittir false değil, true. Hayır, false. Bu da bizim uzaylılarımızı hareket ettirmemizi sağlayan, hareket etmesini sağlayan booleanımız. Diyorum ki integer moving alien movement counter. Eşittir 0. Bool. Bunu da timer'ın içine koyacağım. Bool diyorum. Moving. Alien. Left. Eşittir false. Solda mı? Soldan mı geldi? Sağdan mı geldi? Hangi taraftan geldiğini? Bunu da öğreneceğiz. Int diyorum. Moving. Alien. X. Location. L'yi büyük yazalım. Eşittir 0. Hareket eden uzaylının x koordinatını buna aktardım. İlk x koordinatını buna aktardım. Bir de bizim ideal x'imiz olacak. Şuraya bir tane daha ekliyorum.
Yani bu da sürekli uzaylımız hareket ettikten sonra bir sonraki hareketini tamamladığında nerede durması gerektiğini belirleyen X pozisyonu. Bir de Y pozisyonunu belirlemem gerekiyor. Integer moving alien Y location eşittir 0. Default olarak hepsi 0 gelecek. Ve de son olarak bizim uzaylılarımız 5 ayrı harekette bulunacak, hareket ederlerken. Şöyle göstereceğim birazdan. Bunu bir yazayım. Moving alien states eşittir new bool 5. 5 ayrı harekette bulunacağı için ben bu hareketleri, bu state'leri sıra geldiğinde bu boolean array'nin içinde tutacağım. Yani uzaylıları şuralarda düşünün. Burada bir uzaylı şuradan hareket ettiğinde birinci hareketini şöyle yapacak. 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak yapacak. Bunu birazdan uzaylıları eklediğim zaman aslında gösteririm. Ama tekrar söylemek gerekirse 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde. Ya da buradan giderse tam tersi. 1 değil. 1, 2, 3, 4, 5. Yaptığımız zaman zaten daha da anlaşılacak. Şimdi şuraya bir fonksiyon yazacağım. Fonksiyonu da aşağıda tanıtacağım. Create aliens diyorum. Bu bizim fonksiyonumuz. Bunu burada şu şekilde tanıtalım. Public diyorum. Void create aliens. Bu fonksiyonun içinde oluşturacağım bütün alien'ları oluşturmuş olacağım. Başlıyorum. Diyorum ki integer alien counter. Kaç tane oluştuğunu bunda yazacak aslında. Bunu daha sonra belki kullanırız diye yapacağım. Normalde bunu aslında muhtemelen çok da fazla kullanmayacağız. Diyorum ki for integer i eşittir 0, i küçüktür 6 ve i plus plus 1'den 6'ya kadar arttıracak. 0'dan 6'ya kadar daha doğrusu arttıracak. Bunu da aldım. Buraya yapıştırdım. Şimdi J ekliyorum. J de 10'a kadar. 6 ve 10 dahil değil çünkü sıfırdan başlıyoruz. Şimdi dizmeli olarak gideceğim için diyorum ki if eğer i eşittir 0 ise şöyle bir tane daha şunu şu şekilde yapalım. I eşittir 0 iken ve de bir parantez daha yapıyorum. C eşittir 3 ya da or diyorum. C eşittir 6 iken. Yani bu kısımlarda 0'da 0-2 kısım aslında ilk satırda, ilk satırdan bahsediyorum. İlk satırdaki 3. kolon ve 6. kolon.
Aslında mantıken 4. ve 7. koluna denk geliyorlar. Bunlar da zaten iki tane, bu satırda iki tane uzaylı var. Bu uzaylılar da boss uzaylılar. Yani o en üstte gördüğümüz sarı renkteki uzaylılar. Ya da diyorum or. Geldim bir alt satıra daha. Bunu böyle kopyalıyorum. Bu satırda da i eşittir 1 diyorum. Şu parantezleri silebilirim ve diyorum. Eğer j büyüktür birden ve küçüktür 8'den ise. Bu grupta kırmızı uzaylıların grubu. Şunu aldım, yapıştırdım. Eğer 2 ise, burada 0'dan büyük ise ve de 9'dan küçük ise. Bu grupta mor olan uzaylılar ve son olarak şuraya da ekliyorum ki i büyüktür 2'den. Bu grupta, şu grupta komple yeşil olanlar. Yeşil olanlardan toplamda 30 tane olacak. Bunlardan 8 tane, 6 tane, 2 tane şeklinde gidecek. Yani aslında toplamda 38, 44, 46 tane uzaylımız olacak. Diyorum ki Aliens Alive bu hepsinin yaşayıp yaşamadığımızı kontrol edeceğimiz matrisimizde. Bu birer fazla olarak oluşturduğum için diyorum ki i artı 1 virgül j artı 1 eşittir true. Böylelikle hepsinin true ve false şeylerini de belirlemiş oluyorum. İniyorum aşağıya. Var diyorum. Aliens. New. Picture box. Variable bir aliens oluşturdum. Şuradaki yıldızı siliyorum. Diyorum ki aliens picture boxes. İyice. Burada tabii ki virgül var. Eşittir aliens. Bu variable'ı onun içine ekledim. Şimdi aliens'ta yapacağım tüm değişiklikler aliens picture boxes array'in, daha doğrusu metresinin içine eklenmiş olacak. Aliens name eşittir alien artı i artı 1 nokta to string artı birazcık hatalı yaptık. Şuraya geliyoruz tekrar. Şunu kopyaladım. Bu da J. Bunu belki daha sonra kullanırız diye şu anda bu şekilde yapıyorum. Artı dedim. Şu noktada virgül koyalım. Burada alt tire. Picture box. 1. Burada uzaylımızın ismini verdik.
Diyorum ki alien size eşittir new size 28'e 20. Aliens back color. Color green. Arka plan renklerine default olarak yeşil veriyorum. Yeşil vermemin sebebi de rahatlıkla hepsini hareket ettirecek olmam. Aliens location eşittir new point. -56 artı J çarpı 40. Bir gün 50 artı i çarpı 30. Yani birbirlerinin arasındaki mesafeler 30'a 40 şekilde olacak. If diyorum. i eşittir 0 ise. En üstte ise, yani en üstteki satırdaki uzaylılarımız bizim. Aliens background image eşittir properties nokta resources nokta boss alien. Şunu kopyaladık. Else dedik, yapıştırdık. Eğer bir ise kırmızı olan uzaylılar. Bunu kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. 2 ise purple yani mor olan uzaylılar. Else diyorum. Şunu kopyalıyorum. Eğer 0 da değilse, 1 de değilse, 2 de değilse geri kalanı zaten yeşil olacak. Son olarak da diyorum ki aliens background image layout eşittir image layout stretch ve de aliens visible'ını true yapıyoruz. Genelde default olarak true gelir zaten. Ama biz yine de ne olur ne olmaz diye ekleyelim. Ve de tabii ki olmazsa olmazımız main panel 1 kontrolleri içine ekle. Aliens picture boxes i virgül j yani oluşturdukça ekleyecek. Son olarak da çok fazla kullanmayacağız ama hiç kullanmadık hatta. Yine de bunu komple silelim. Şu değer kaplamasın. Daha sonra kullanırız belki diye düşündüm ama kullanırsak buraya bir yerlere ekleriz tekrar. Şimdi bakalım nasıl gözüküyor. Görüntü olarak bu şekilde. Benim az önce bahsetmek istediğim uzaylı hareketini şu şekilde anlatayım. Normalde hepsi bir sola, bir de sağa gidiyorlar. Şimdi sağa gittikten sonra bir süre sonra bu hareket etmeye başlayacak. Önce biri olarak birinci adımda böyle gelecek. İkinci adımda böyle gelecek. Üçüncü adımda böyle gelecek. Dördüncü adımda tekrar buradan gelecek. Ve beşinci adımda eski yerine geri dönecek. Eski yerinde zaten şuradan.
Eski yerini burada oluşturuyoruz. Ama bütün konum ayarlamalarında bu iki variable'ı yapıyoruz. Yaptıkça anlaşılır zaten. Şimdi aşağı iniyorum. Şu ikisini siliyorum. Bunları bir grupta toplayacağım. Hatta silmeyeyim şimdi. Daha sonra bunu ekleriz. Şuraya iki tane fonksiyon yazacağım. O fonksiyonlar şimdi hata verecek ama aşağıda zaten tanımlayacağım. Shooting Aliens. Buna şöyle bir şey diyeceğim. Bullet One Picture Box One Referans Bullet One Shooted Virgül Referans Bullet One Activated Counter Activate Counter. Bunu kopyaladım. Aşağıya yapıştırıyorum. Bunu da 2 olarak değiştiriyorum. Böylelikle aşağıda yapacağım şurada yazan her şeyi toparlamış olacağım. Hatta bunu burayı direkt sileyim. Biraz sonra tekrar baştan yazarım burayı. Ya da yukarıda nasıl yazdığımı gösteririm. Burayı o zaman sileyim. Şimdilik bu kısmı geçiyorum. Geldik. Bizim sağ sol yapmamızı sağlayacak uzaylılarımızın hareketleri ya da uzaylılarımızla ilgili herhangi bir şeyi yaptığımız kısım. Diyorum ki ilk başta Alien Movement Counter her tik yaptığında ilk başta bu bir artsın. Arttıktan sonra devam etsin. Neler yapmak istiyorsa öyle yapsın. If diyorum. Moving alien. True ise yani hareket edecek bir tane uzaylımız varsa ve if diyorum alien left ise bir de else var tabii bunun s yok burada var eğer sol tarafa doğru gidiyorlarsa diyorum ki moving ideal x location eşittir moving ideal x location eksi 5. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Bu da artı olacak. Bu aslında sadece bunda değil, hepsinde hareket ederlerken ki kısmı bunda yazmış gibi olacağım. Şimdi yazdığımda ne yaptığım anlaşılacak tam. For each diyorum. Control C in this main panel one nokta controls. Main panelin içindeki tüm kontroller arasında. Şunu bir düzeltelim. For each. If diyorum. C is picture box. Ve de C nokta back color eşittir green ise. Yani aslında bütün uzaylılar şu anda back color'ı hepsini yukarıda green olarak belirlemiştik şurada. Şundan bahsediyorum. Normalde yeşil olarak 30 tane olan uzaylıyı düşünmeyin. Hepsini söylüyorum burada. Bütün uzaylıları yeşil olarak belirledik.
arka planını. Burada bu arka planı gözükmeyen bir arka plan. Burada if dedim. Eğer main panelımızda böyle bir picture box'a if diyorum. Yukarıdakinin aynısını aslında yapacağım. Aliens'ımız left ise, uzaylılarımız left ise, C nokta left eşittir C nokta left eksi 5. Bütün uzaylılarımızı 5 birim sağa kaydırdım. Sola kaydırdım daha doğrusu. Else diyorum. Burada da sola kaydıracağım. Daha doğrusu sağa kaydıracağım. Burada bizim hareket eden uzaylımızın konumunu tutuyoruz. Bu yüzden bu kısmı yazdım. Burada da bütün uzaylarımızı hareket ettiriyoruz. İniyorum aşağıya. For each'ten çıktım. If diyorum. Aliens movement counter eşittir 1 ise. Ve de eğer moving alien çalışmıyorsa, yani hareket eden herhangi bir şey yoksa ve start to move aliens'ımız online ise, artık çalışıyor ise, diyorum ki if aliens left eğer sağa doğru gidiyorsa, sola doğru gidiyorsa daha doğrusu, for diyorum integer i eşittir 1 ise, eşittir 11 ise, i de büyük ise eksi 1'den, yani 11'den 0'a kadar gidecek. i'yi küçülteceğiz bu süreçte. Burada noktalı virgül var. Bu normal 11'den başlayacak eğer sola doğru gidiyorsa, diğer türlü de sağa doğru gidiyorsa 0'dan başlayacak. Diyorum ki for integer c eşittir 0. C küçüktür 8. C plus plus. Yani normalde bu şekilde olmasının sebebi de bizim alive'ı check etmeye çalışmamız. Diyorum ki if aliens alive c artı 1 c artı i c virgül i daha doğrusu eşittir true ise. Choose şuraya bir fonksiyon yazacağım. Choose moving alien. Bu fonksiyon adı choose bu moving alien olacak. Bunun içinde seçecek hangisi seçmesi gerektiğini. O yüzden i'yi de c'yi de false'u da bunun içine. Bu false'u atma sebebim sol tarafta mı olacak, sağ tarafta mı olacak? Çünkü bunun aynısını bir kere daha yazacağım şimdi. Ve de bu kısma geldiysek break diyorum. Aslında şöyle söyleyeyim. Şurada şeyler hazır hazır duruyorken şu şekilde bakıyor. Önce
En üsttekinden başlıyor, en altına kadar burayı check ediyor. Daha sonra burayı check ediyor. İlk hangisine denk gelirse true olarak, yani yaşayan olarak hangisine denk gelirse onu üstteki olanı hareket ettirmek için çağırıyor. O yüzden burada direkt break yaptım. Bir tanesini true olarak gördüğü anda break olsun. Burası break oldu. Bu for döngüsünü kırdık. Şimdi burayı da kırabiliriz. If diyorum. Moving alien bunun içinde oluşmuş olacak. Break. Else diyorum. Eğer uzaylılarımız sağa doğru gidiyorlarsa yine bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Sağa doğru gidiyorsa sağdan itibaren yapacak. Yani buradan yapacak. Buradaki en üstünü alacak. O yüzden burası sıfırdan başlayacak. Ve büyüktür diyeceğiz. 12'den. İyi plus plus olacak. Yine C'ye kadar. Yine bu aynı şekilde bu kısım. Bu kısımda sadece true ekleyeceğiz. Burada hala hata vermesinin sebebi zaten aşağıda bunu tanıtmamış olmamız henüz. Birazdan tanıtacağız zaten. Break'imizi aldık. Buradan çıktık. Buradan çıktık. Buradan da çıktık. Buraya geldik. If diyorum. Moving değil, aliens movement counter eşittir 10 ise. Bunu hemen sıfırla. Ve de if eğer sola doğru gidiyorsa o sırada bunu false yap ve sağa doğru gitmesini sağla. Else diyorum. Tam tersi ise tam tersi yap. Ve de ilk seferinde inmeye başlamasın diye buraya diyorum ki lefti turu yapma ya da buraya şu kısmı yazayım. Sağa gitmeye başladığında bunu yapsın. Start to move aliens. Eşittir. Bunu koymamın tek amacı oyun başlar başlamaz uzaylıların hareket etmesini istemiyor olmam. Aşağı doğru hareket etmelerini istemiyor olmam. O yüzden bir kere buraya çarpacak. Ondan sonra buraya geldiğinde düşmeye başlayacak. Ama tabii ki bunu yanlış yazmışım. Bunu kestim. Buraya yapıştırdım. Böylelikle buradaki timer'ımızı tamamen doldurmuş olduk. Şimdi gelelim diğer timer'ımıza. Şu an çalışacak mı ona bir bakalım. Gerçi hatalarımız var ama yes diyelim. Aynen şeylerden dolayı çalışmıyor. Buradaki hatalardan dolayı şu anda çalışmıyor. Onları giderdikten sonra zaten düzelecek. Şimdi geldik burayı yazmaya. Buna zaten kısa bir şey ekleyeceğim. Geri kalanı fonksiyon olarak devam edeceği için bu kısım sadece birkaç satır sürecek. Moving alien start to move aliens. İkisi birden true ise. Hatta sadece bunun true olması bile yeterli. Moving alien counter movement counter plus plus. Hemen bunun içinde topla bunu yükseltmeye başla.
Porridge. Control. See in this main panel. Controls. Main panel'ın içindeki tüm kontroller arasındaki C. If C is picture box. Eğer C bir picture box'a ve de C'nin back color'ı red ise, red'de de biz hareket eden uzaylılar için kullanacağız. Daha doğrusu tek bir tane red olacak her seferinde. Diyorum ki moving, buraya bir tane aslında fonksiyon yazacağım, aşağıda tanıtacağım. Moving alien states. Hareketleri bu timer'da belirlediğim için bu timer'a state'leri ekleyeceğim. Bu fonksiyonu daha doğrusu. With left and right. Sağa ve sola göre state'leri belirleme. Çünkü ikisinde de farklı aslında. Her ne kadar aynı gibi gözüküyorlarsa farklı şeyleri kullanıyorlar. Ve buraya diyorum ki C virgül moving alien left. Hareketlerini buna göre bilecek. Ama şimdi burada muhtemelen hata verecektir. Ben o yüzden buraya bir tane picture box koyuyorum. Burası da tamam. Şimdi yukarıda bizde hataya sebep olan bütün şeyleri yazalım. Buraya mesela ne hatayla başlamış? Şununla başlayalım. Şunu kopyaladım. Şunun altından başlayalım. Diyorum ki public void. Bunu yapıştırdım. Tabii ki burada bir gördüğüm yere x yazacağım ki aşağıda hata yapmayayım. Yani daha doğrusu programın genelinde. Bunları tabii bu parametreleri parametre haline getirmek için daha doğrusu tanıtmam lazım. Bu bir picture box. Bu bir boolean. Bu bir integer. Diyorum ki bunu demeden önce aslında şuradan yapıştırabilirim onu az önce söylediğim yerden. Şunu kopyaladım. Hatta kestim. Şunu da sildim. Burası bu kadar satır gözükecek artık. Daha kısa sürdü. Farkındaysanız. Diyorum ki if şuraya geri geleceğim. Neyse buraya yazmaya devam edelim. Eğer bu x yani şu ve bu x buysa. Bunu x'e çevirdim. Bunu da x'e çevirdim. Bunu x'e çevirdim. X x x x x. Böylelikle iki tane yazdığım şeyi birleştirmiş oldum. Yukarıda iki sildiğim şey bunların birleştirilmiş hali. Şimdi sadece tabii ki bu kısım yetmeyecek. Biz uzaylıları da vurmaya başlayacağız. Eğer bu şekilde ise eksi 5 eksi 5 gitsin. Şimdi burada şurayı eklemeden önce
Diyorum ki şuraya. For each. Control. See in this main panel 1 nokta controls. Main panel'ın içindeki tüm kontroller arasındaki C. Eğer C bir picture box ise ve de C'nin şöyle bir tane parantez koyacağım. C back color eşittir color nokta red ise green ise önce yani bütün uzaylılarsa hareket eden hariç ya da hareket eden de sadece C olarak red olarak belirlemiştim. Back color eşittir color red. Buna giriyoruz. Diyorum ki şu anda niye hata verdi ona bakalım. C's picture box, C back color, color green, C back color, color red. Hata şey neymiş? Operator cannot be. Ha, şurada bunu unutmuşuz. Eğer böyle bir durum yaşanırsa ne olacak? If diyorum. C visible ise. C bounds. Intersect with. Bullet X picture box bounce. Yani kurşun uzaylıya değdi ise. Şurada bir eksiklik yapmış olabilirim. Şurada bir eksiklik var. C eşit C visible ise şurada bir tane daha var. Şunu kopyaladım, yapıştırdım. Eğer bu durumda sağlanıyorsa yani kurşun değdiyse uzaylıya diyorum ki C visible eşittir false. Yani uzaylımız yok olsun. String array'i alien numbers eşittir C nokta name nokta split noktalı virgül. Geldik aşağıya. Aliens alive. Şurada şöyle bir şey yapacağım. Convert to int 32 yaptık. Alien numbers. Bunu string olarak aldığı için bu numaraları birincisini aldım buraya. Ve de virgül ikincisini aldım buraya. Yani yukarıda oluşturduğum isimdeki şeyleri aldım. Şurada. Şunu aldım. İ'yi aldım. Bir de C'yi aldım. Dedim ki burası false. Yani
şunun içindeki, bunun içinde yaşayan uzaylıları tutuyorduk. Eğer kurşunumuz uzaylıya çarptıysa bu artık öldü. Bu picture box'ın görseli de kayboldu. Gözümüzün önünden gitti. Diyorum ki bullet X picture box top eşittir 410. Aslında şuradakiyle neredeyse aynı şeyi yazıyorum. Bullet X shoot eşittir force. Tabii ki şunu da atlamayalım. Şunu alıyorum. Bunu X olarak zaten değiştirmişim. Tamamdır. Burası force. Burası da bullet X picture box visible eşittir false. If bullet X activate counter 50'den büyük ise ve de bullet X visible'ı picture box'ın visible'ı false ise bullet X picture box visible eşittir true. Bullet X counter activate counter eşittir 0. Ve de if diyorum C back color eşittir color red ise yani hareket eden bir uzaylı ise moving alien eşittir false hareket eden hiç uzaylı olmasın back color'ı eşittir color green eski haline dönsün moving alien movement counter eşittir 0 moving alien x location eşittir 0 ideal x lokasyonunda 0 ve de y lokasyonunda 0 hepsini default'a çektim yani. Ve şuraya diyorum ki bir tane daha fonksiyon ekledim. Moving aliens state. Burada 5 dediğim şey sıfırlıyorum. Yani bütün state'leri sıfırlayacağım. Bunun için öyle bir şey yazacağım. Şunu şöyle bir şey yapayım. Bir dakika. Moving alien states. Bu yukarıda oluşturduğum bir array'de hatırlarsanız en üstte şurada. Bu array'in içine 5 tane hareket state'i koymuştum. 1, 2, 3, 4 diye saydım. Şu şekilde yol izlediğimiz şöyle şöyle böyle tekrar böyle ve böyle giden yolda eğer 5 yazacak 5 yazıyor olacaksam bu 5 geldiği zaman hepsini birden false'luyor. Ama bizim state'lerimiz adım adım birazdan true'lanacak. Şimdi burayı açtık. Bundan sonrası da zaten bu şekilde olacak. Eğer x eşittir, bullet x eşittir, eksi 20, burada 410, burada 24, burada false, burada false. Bu şekilde eğer 50'den büyük ise 50'den küçük ise şeklinde giderken de bu kısım bu şekilde bitmiş oldu. Geldik buraya. Şuraya bir tane daha. Önce bunu bir kontrol edelim. Şurası
İstediğimiz yere mi denk geliyor diye. Aynen. Şimdi gelelim. Public diyorum. Hangisini alsak? Şunu mu alalım yoksa yukarıdan devam edelim? Bunu alalım. Public void. Choose moving alien. Bakalım alien'ımızı nasıl seçiyoruz? Hareket edecek olan alien'ı nereden seçiyoruz? Diyorum ki buraya integer i virgül integer j virgül bool left. Bu parametreleri ekledik. Diyorum ki change şunu kopyalayacağım. Yine hata verecek. Bu değil. Öncelikle bütün state'leri bir sıfırlasın. Moving alien eşittir true. Moving alien left eşittir left. Yani buradan gelen. Bu da nereden geliyor? Şuradan geliyor. Buradan değil. Şuradan geliyor. Eğer şöyle yazmıştık bu kısmı. Eğer alien left'se sola doğru gidiyorlarsa buradan false. Sağa doğru gidiyorlarsa buradan true gelecekti. Biz de bunu burada belirliyoruz. Aliens picture boxes j eksi 1 virgül i eksi 1 eksi 1 yani. Neden öyle bir şey yaptım? Çünkü biz buradaki fonksiyonu burada bir artırılmış şekliyle yazmıştık. O yüzden bir eksiltip işlemime devam edeceğim. Bu da eşittir back color color.red. Yani bunu kırmızıya çevir. Normalde yeşildi. Kırmızı yap ki biz kırmızıya göre hareket ettirelim. Moving alien location x location eşittir. Şunu aldım. Bunun left'i. X location zaten genellikle left'i temsil ediyor. Bunu kopyaladım. İki kere yapıştırdım. Şurası Y olacak. Bu da tap olacak. Y koordinasyonu da tapı temsil ediyor. Burada da ideal X. Yani ilk başta bizim İdeal x lokasyonumuz normal orijinal lokasyon olacak. Daha sonra bu sürekli değişecek. Ve de moving alien movement counter eşittir 0. Change şunu alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Artık hazırsak İlk hareketimizi yapabilir. O yüzden buraya diyorum ki 0. Sıfırdan başlayacak. 0, 1, 2, 3, 4 olarak 5 tane hareket sergileyecek. 5'e geldiğinde aslında 6. hareketine gelmiş olacak. Aslında 6. hareket diye bir şey yok. 6. hareket bütün hepsini sıfırlayacak. Nasıl öyle bir şey yapıyorum? Onu yazalım. Bunun fonksiyonunu yazalım. Public bool değil void bool. Change. Direkt şunu alıyorum. Yapıştırdım. Bu bir bool array olarak bool array fonksiyonu
Aslında öyle diye yazmak zorunda değildik ama yazsak da olur. Değişen bir şey olmayacak zaten. State number. Bir tane bir state number'a gireceğim. Yani 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde gidecek. Virgül. Reference. Bool. Moving. Alien. States. Array. Bunu aldım. Eşittir. New bool. 5. Bunu yani yukarıda oluşturduğum bunu direkt bu fonksiyonun içine geldiğimde sıfırlamış oluyorum. İçindeki her şeyi forsluyorum. Otomatik olarak forsluyor. Ama if state number 5 değil ise, yani 0, 1, 2, 3, 4 geldi ise, şunu aldım. State number eşittir true. Peki bunu niye bu şekilde yazıyorum? Bunu yazdığım zaman ne oluyor? Şunu o yüzden alacağım. Burada ne yapıyorsak yapacağız yani. Bunu kopyalıyorum. Bu değişiklikler neye yaradı? Onu yazacağım şimdi. Public void yapıştırdım bunu. Noktalı virgülünü sildim. Şunu da şöyle yaptım. Burası bool left olacak. Solu ya da sağ buradan gelecek. Şurası da picture box C olacak. Gördüğünüz üzere zaten bütün hatalar gitti. Diyorum ki integer add left. Add left eklememin sebebi eğer sol gelirse solsa eksi 5 olacak, sağsa artı olacak. Artı 5 olacak. Yani sola gitmesini istiyorsak eksi 5 birim gidecek, sağa gitmesini istiyorsak artı 5 birim gidecek ya da tam tersi şekilde olacak. Yani burada iki tarafa da gitmesini gerektiren durumu yazmak için grupladığım için böyle bir şey ekliyorum. Daha kısa satırlarla kod yazmak için böyle bir şey ekledim. Çünkü neredeyse birbirleriyle aynı işliyorlar. If diyorum. Sol ve sağ için konuşuyorum bu arada. Eğer left ise add left eşittir eksi 5. Şimdi bu add left dediğim şeyi birazdan hepsine tek tek ekleyeceğiz. Bu kısım karmaşık gelmesin. Adım adım gideceğim. 0, 1, 2, 3 ve 4 şeklinde gideceğim. Ve bizim bu her hareket adım setimize ne adımı atması gerektiğini anlayacağız. If diyorum. Moving. Alien. States. 0 ise. 0'ı true ise. Yani ilk başta bizim şurayı göstereyim. Hareket edeceğimiz alien seçildikten sonra farkında olduysanız burada sıfırıncı adımı state'i true'la diyorum. Burada sıfırıncı state true'lanıyor. Bu state nasıl true'lanıyor? Burada true'lanıyor. Sıfır geliyor ve burada true oluyor. Eğer bu true olursa ne oluyor? Onu yazalım. Eğer bu true ise diyorum ki c left eşittir c left artı add left. Eğer sol taraftaysa eksi 5 çıkarıyor. Sağ taraftaysa artı 5 çıkarıyor. Artı 5 ekliyor. Yani şöyle yapmaya çalışıyorum. Sağ taraftayız diyelim. Sağ taraftan gelecek bizim uzaylımız.
Şöyle açayım bir. Sağ taraftan geldiğinde bu diğerin artı 5 olarak geleceği için şöyle gidecek. İlk adımımız bu. İlk adım her zaman bu. Unutmayın. İlk adımda burada olan uzaylımız eğer sağ taraftan gelmişse sağa doğru birazcık daha gidecek. Eğer sol taraftan hareket etmesi gerekiyorsa, şurada düşünün uzaylıları, sol taraftakilerden bir tanesi gelecekse sol tarafa doğru gidecek. Sol tarafa gidecek ki buradaki diğer uzaylılardan ayrılsın. Sol tarafa gidecek, diğerleri o sırada sağ tarafa gidiyor olacak. Bizim uzaylımız sol tarafa gidecek, diğerlerinden ayrılacak ve aşağı inecek. Birinci adımda ama ya sola gidecek ya da sağa gidecek. İlk adımımız bu. İlk adımımız ne zaman tamamlanacak peki? If diyorum. C left eşittir moving alien x location. Bizim normaldeki işte x lokasyonunu tuttuğumuzda, yani ilk kendi orijinal lokasyonuna artı diyorum add left çarpı 7. Yani 35 birim aslında. Add left'imiz bizim 5. 35 birim ya solunda olacak ya da sağında olacak. Şöyle söyleyeyim. Buradaydı. Buradan başlayacak. Buraya kadar 35 birim gidecek. Ondan sonra ikinci state'e geçecek. Eğer böyle bir durum, bu koşul sağlandıysa eğer, diyorum ki change. Şuradan alacağım. Buradan kopyalayayım. Zaten hazırda kopyalanmış şeyimiz var. Şunu kopyaladım. Eğer bu koşul sağlandıysa birinci adıma geç. Peki birinci adım ne? Birinci adım derken aslında ikinci adımdan bahsediyorum. Yani bir yap ki ikinci adıma geçesin. Sıfırıncı adım birinci adım. 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde geçtiği için ereğler. Else diyorum. İkinci adımda neler oluyor yazalım. Birinci adımı yazdık. İkinci adım burası. Burayı bir diyorum. Eğer biri sıfır değil de ikinci olarak yazayım. İkinci array true ise. Burada da aşağı doğru ineceğiz. İlk başta böyle gitmiştik. Şimdi böyle gideceğiz. O yüzden bunu tap diyorum. Bunu da tap diyorum. 5 birim 5 birim gideceği için hem solda da 5 birim gidecek hem sağda da 5 birim gideceği için burada ya böyle gidecek ya da böyle gidecek. Sadece aşağı inecek ama ikinci şeyde, ikinci adımda. Birinci adım buydu, ikinci adım bu. Birinci adım buydu, ikinci adım bu. 5 birim gitti. Peki ne zaman duracak bu? Eğer tapımız ...220'yi geçti ise. 220'nin anlamı da ne? En alttaki uzaylının birazcık daha altı. En alttaki uzaylının birazcık daha altına indiği zaman artık 3. adıma geçecek. 3. adım da bu şekilde çapraz gitmek. Ya da buradaysa bu şekilde çapraz gitmek. Yazalım 3. adımı ama bunu da 2 yapmayı unutmayalım. 2 yaptık ve 3. adıma geçtik. Yine burayı kopyalayacağım aslında. Şunu kopyalayacağım. Ya da bunu kopyalayayım tekrardan. Önemli değil. Eğer üçüncü adımda isek yine aşağı doğru inmeye devam edecek ama şunu aldım. Zıttı yönde şuraya eksi diyorum. İlk başta şöyle gitmişti. Şimdi böyle gitti. Şimdi hem aşağı hem de sola doğru gidiyor. Bu da tam tersi. İlk başta sola doğru gitti. Aşağı indi. Hem aşağı hem de sağa doğru gidecek. O yüzden bunu eksi olarak belirledim. Peki bu durum ne zaman bitecek? Bu da eğer bizim uzaylımız aşağıya kadar geldiyse, yani şuraya. Şu sınırı geçtiyse, burayı geçtiyse, 500'ün üstüne çıktıysa o zaman dördüncü adıma geç. Dördüncü adım ne peki? Buraya geldiğinde tekrar artık bizim
uzaylımızın üstten geri gelmesi gerekiyor. Ya da bu şekilde gittiği zaman 500'e geldikten sonra üste geri gelmesi gerekiyor. Peki nereye gelecek? Geleceği yeri şurayı şu şekilde yapacağım. Diyorum ki tap eşittir. Eksi 20. Eksi 20. Eksi 20 de tekrar başlayacak. Dördüncü adıma geçmeden önce buraya gelecek. Ve de leftimizde eşittir. Moving location x artı add left. 5 birim ilerisinde. Şurada 5 birim ilerisinde olarak. Yani şurada başlamışsa burada 5 birim daha ilerisinde başlayarak şu şekilde bir yol izleyecek. Aşağı doğru inmesini isteyeceğiz. Yani onun için tekrar bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Dördüncü adıma geldik. Burası 3 olacak. Burası da 4 olacak. Yine burası yukarıdakinden çok da farklı değil ama burayı nasıl bitireceğiz? Yani buraya nereye ne koşulda bu dördüncü adım bitecek? Şuraya kadar geldiğinde diyeceğiz ki C tap eşittir. Şunu alacağım. Y lokasyonuna kendi orijinal Y lokasyonuna indiği anda artık duracak. Duracak ve son adıma geçecek. Son adımda artık kendi yerine geçmesi gereken kısım. Yani eğer soldaysa sola doğru gidecek, sağdaysa sağa doğru gidecek. Ya da tam tersi. Anlaşılır şekilde zaten söyleyeceğim şimdi. Burası left. Burası da left. Burası eksi. Add left. Bunun da bitti kısım ideal X lokasyonu. İdeal X lokasyonuna geldiği zaman bu artık dursun. Durduğu zaman da bunu 5 yapıyorum yani sıfırlıyorum. 5 olduğunda bütün şeyler statelerimiz sıfırlanıyor. Ve de diyorum ki moving alien eşittir false. Start to move değil. See back color eşittir color green. Eskiden bu hareketleri yaparken kırmızıydı. Şimdi tekrar green'e çevirdik. Moving alien movement counter eşittir 0. Moving alien x lokasyonu 0. Y lokasyonda 0, ideal lokasyonda 0. Şurasını Y yaptık. Yani her şeyi burada sıfırladık. Aslında yapacaklarımızı da tamamlamış olduk. Bakalım nasıl gözükecek. Şimdi vurdum. Şimdi hareket etmeye başlaması lazım. Gördüğünüz üzere ikinci hareketi yaptı. Üçüncü hareketi yaptı. Şimdi dördüncü harekete geçti. Şimdi beşinciyi yapacak. Beşinciyi yaptı, eski yerine gitti. Şimdi aynısını soldan yapıyor. Bunu yukarıda vurmaya çalışalım. Hareket halindeyken. Şunları da vuralım. Bir tane mor hareket etsin mesela. Şunu da vuralım. Şimdi mor hareket edecek. Onu da vurduk. Şunları vurursak erkenden kırmızıyı da hareket ettiririz. Bunu vurdum. Şimdi yine soldan hareket edecek gerçi. Bunu erkenden vurursam. Şimdi yine mor hareket edecek.
Kırmızıyı da vuralım. Şimdi boss'u hareket ettiriyoruz. Hareket etsin. O an bir yandan da ben bunları vurmaya devam edeyim. Şu anda bize çarpabilir. Çarptığında ne olacağını yazmadık henüz. Hepsini bitirene kadar aslında vurmaya devam edeyim. Az çok mantığı anlaşılmıştır herhalde. Uzaylılara bu şekilde hareket sağlatıyoruz. En üstteki hangisi ise ve en soldaki, en kenardaki ve en üstteki hangisi ise o hareket ediyor. Böylelikle 3. dersimizi de bitirmiş olduk. Ve de uzaylıları ekledik. Bir sonraki dersimizde Game Over ve New Game eklentilerini ekleyeceğiz. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.